kaybedeceksin. Bundan sonra da kaybetmeyi mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen bu ülkenin 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok. Tasarruf tedbirleri belediyelere, kesintiler belediyelere, şimdi sigorta borçları, vergi borçlarını bir kalemde keseceğim diyorsun. Yani suların musluğunu keseceksin, asfaltın musluğunu keseceksin, hizmet yaptırmayacaksın. Buna izin vermeyiz. Ben buradan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'nı, halkımıza şikayet ediyorum. Belediye başkanlarımızı tehdit ediyor ve yaşadığımız şehirleri yaşanmaz hale getirmek istiyor. Niye? Kaybettiği için. İşte zaten sen bundan kaybettin. Sen davayı böyle davrandığın için kaybettin. Onun belediyesi benim belediyem. Onlar bunlar. Biz bu kavramları bıraktık. Bakın Adana'da, İstanbul'da, Denizli'de büyük şehirlerle beraber çalışan AKP'li, MHP'li belediyeler yok mu? Onlar herhangi bir isteği, büyük şehirden hizmeti, bütçe talebi olduğu zaman hemen belediyeler eşit olarak yapılıyor. O yüzden bu yanlışlardan dön. Ülkenin büyük sıkıntıları var. Senin yarattığın büyük sıkıntılar var. O belediyeler o bütçeyle mahalle mutfaklarını, halk ekmek fabrikalarını, sosyal yardımları, yani bütçeyi zaten halka veriyor. Ha bundan da rahatsızsan sana yazıklar olsun. Yine Cumhurbaşkanı eş dost tuttuklarını belediye yönetimine getirip işe yerleştiriyorlar demeye iş. Tek bir şey söylüyorum. Bunu söyleyen zat-ı muhterem tek adam biricik damadına Hazine ve Maliye Bakanları teslim etmiş adam. Damadını bakan yapmış bir adam bunu söylüyor. Herhalde bu her şeyi anlatıyor. Bir damadına bakın, bunu söyleyen adama konuşurken bir damadına bakın, bir de Ziraat Bankası'nın, Vakıf Bank'ın, Halk Bankası'nın yönetim kurullarına bakın. İşte Veysel Kaynak, AKP 25-26. dönem milletvekili, Fazlı Kılıç, Kağıthane eski belediye başkanı, Haydar Kemal Kurt, AKP milletvekili, Sağlıklı Kurt, AKP milletvekili, Mevlüt Uysal, İBB eski başkanı, hepsini sayarım. Sen zaten kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partili'yi ziyan etmiyorsun. Belediye başkanı yapıyorsun, milletvekili yapıyorsun. Bankaya koyuyorsun, yönetime koyuyorsun. Bir değil, 3 maaş veriyorsun. Belediyeleri biz çiftlik yapmışsın. Bence bundan utan. Utan, utan. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Vergi kanununu görüşüyoruz. Ve bir vergi yasası meclise sunuldu. İlk imza kimindi? Denizli Milletvekili Nilgün Ökü. Ve nerede? Hanımefendi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız. Aferin. Ne güzel. Vergi de adalet dedi. Daha çok vergi dedi. Vergi kaçağı olmayacak dedi. Bakın bunları söyledi ve ilk imzacı olarak da verdi. Güzelce dinledik. Sonra bir baktık ki eşinin şirketi hanımefendinin, kendisi yönetim kurulu üyesi eski, yönetmiş. Abisinin şirketi Doğa Plastik, kendisi yönetim kurulu üyesi hala. Şimdi herkes dedi ki hiç vergi vermemiş. Doğru, böyle çıkıyor. Sıfır vergi vermiş. 2020, 21, 22, 23, 24, 4,5'la sıfır vergi vermiş. Ben merak ettim. İlk kez burada açıklıyorum. Sıfır vergi vermiş değil mi? Peki ne kazanmış? Bu kadına iftira mı atıyorlar canım dedim. Belki şirket hiç ciro yapmadı. Şirket 2020'de 1.245.000, 2020'de 1.722.000. Toplamda bakın dolar hesabı olarak, döviz hesabı olarak yaptığımız zaman ki hemen eşinin şirketine bakıyorum. 3.500.000, 2.786.000. Bugünkü kur ve bugünkü değerinden paranın 70 milyon euro yapmış 4,5 yılda. Niye ödememiş? Zarar etmiş. Vallahi bir sefer AK Partili olup da milletvekili olup da şirketi olup tek zarar eden bu. Türünün son örneği güya da zarar falan etmemiş. Bunlar vergi vermez. Bunlar ihaleleri alır. Dünya bunların etrafında döner. Vergide adalet deyip fakirden az, zenginden çok vergi alacağım diyen bir milletvekili ilk imzayla meclise vergi yasasını getiriyor. Bir bakıyoruz ki bugünkü kurdan 70 milyon şirketleri abisinin, kendisinin, eşinin ciro yapmış. Tek kuruş vergi ödememiş. Ödeyemedim diyor. Niye ödemiyorsun? 17.002 lirayı bir parça geçtiği zaman o işçiden 18.000 lira maaş alan işçinin 1.000 lirasından vergi alırız. Emekli olana kadar 50 yıl, 40 yıl vergi verir. Ama bunlar vergi vermez. Bunlara yakın şirketler vergi vermez. Bunlar kurumlar vergisinden muaf. İhaleler bunlara. Paralar bunlara. Almış olduğu işlerin vergisini bile vermekten aciz ve utanmaz insanlar. İşte rakamlar burada. Maliye Bakanlığı'ndan aldım. Cirosu burada. 5 yılda diyecekler ki 70 milyonda para mı? Vallahi bize göre para. Emekliye göre para. Çünkü emekliye yaptığınız 2500 liralık zamla övünen, bunu bir yük olarak gören iktidarsınız. Vergideki plan bütçe komisyonundaki milletvekiliniz şirketlerin vergisini vermemiş. Haram olsun. Haram olsun, haram olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorularınız varsa alacağım. Tamam. Teşekkür ediyorum.